bak. Bak sana bak ha. Ey maşallah, ey maşallah, süper. Selamun aleyküm dostlar. Sezon açıldı, balık her yerde bol. Deniz tavuğu yapacağız. Yani mezgit. Sarışın da diyorlar. Denizlerin tavuğu da diyorlar. Güzel bir balık, keyifli bir balık ama sıkıntılı bir balık. Tazesini bulursanız kaçırmayın. Bayatında sakın. Bayatına da sakın bulaşmayın arkadaşlarım. Güzel taze bir balık. Şimdi size bunun ayıklanmasını ve güzel çıtlak, yani çıtlama mı diyorlar ne? Gene Instagram'da gördüğüm bir videosunu yapacağım. Tepside fırında yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evvela şuradan giriyorsunuz, şöyle kesiyorsunuz. Buradan böyle pırtlatıyorsunuz. Bakınız taraftan abi yere de çıktı. Sonra burayı da kestikten sonra yallah. Şöyle bir küçük poşet alalım yanımıza. Kelleleri poşetin içine. Evet, bu kenara. Gene alt taraftan şuradan giriyoruz. Kesiyoruz, pırtlatıyoruz. Hop, kestik, olay bitti. Evet dostlar. Şimdi bunu da göstereyim. Balıklar tabii büyük olmadığı için bakın havyarları çok küçük, minnacık bir havyar çıkıyor. Biraz daha iri olsa daha büyük havyar çıkacak. Ama küçük balıklar. Şimdi geldik bu kısmına. Bakın. Şurayı şöyle yapıyorsunuz. Gördün mü abicim? Şuradan taktığın zaman hop çıktı. Bütün her tarafını suyla birlikte temizliyoruz. Bak. İnci gibi. Gördün mü abiciğim? Olay bu. Şu tarafını yani şöyle göstereyim. Şu işkembesinin bu kısmını kesmenizin hiçbir zararı yok. Çünkü burada eti yok. Bu tamamen ipincecik bir zar gibi bir şey. O yüzden kesiyorum. Harika da pratik, kolay oluyor. Şimdi ben bunları bir bitireyim. Ondan sonra gene geçe gelelim. Tavaya dizim işlemine geçeceğiz. Hadi bakalım devam. Temizleme olayı bitti. Şimdi güzelce balıkları tepsiye diziyoruz. Yarım kilo bir mezgit vardı. Fazla almıyorum, video çekeceğim diye çeşit oluyor. Böyle alıyorum, ufaktan yapıyorum. Taze taze, güzel güzel. Yiyoruz az olunca. Çok olduğu zaman kalma ihtimali de oluyor. O yüzden size de tavsiye ederim. Yiyeceğiniz kadar alın. Yapın, yiyin, bitsin gitsin. Şöyle dizelim. Biraz boşluklar olsun. Üstüne biraz tuz. Sonra bir miktar tereyağı. Şöyle koyalım. Evet. Bıçak dursun burada. Sonra biraz ister pul biber ister benim gibi isot. Böyle bolca döküyorsunuz. Mis mis. Birazcık su. Şöyle bir miktar dökün. Yeterli. Evet, zaten o fırında uçup gidecek o suyu. Pişene kadar. Olay finito. Evet sevgili dostlarım. Mezgit çıtlama mı, çıtlatma mı, öyle bir şey bunun adı, ben de tam bilmiyorum. Instagram'da gördüm bir ustamızın, Instagram'da balık üzerine ünlü bir ustamızın, Trabzonlu, onun tarifi. İnşallah güzel olur. Yani bayağı bir mitliyim, mezgit de zaten sevdiğim bir balık. Biraz daha tuz koyalım. Evet. Şimdi pişim aşamasına doğru görüşürüz. Hadi bakalım, hiçbir yere ayrılmayın. Şu anda fırın 250 derece gösteriyor. Tabii biz ona inanmıyoruz. Yani dış derece olduğu için içine de bakalım. 250-240. Lan bizi mahcup etti, gördün mü? İnanmıyoruz dedik ya. Tam gösterdi çakal. Neyse arkadaşlar, 40 yılda bir de olsa arada bir doğru gösteriyormuş. Sıkıntı yok. Şöyle dış doğruna da bakalım. Burada 260-270'lerde. Şimdi birazcık kısacağız.
alevimizi normal orta seviyeye getireceğiz. Ve sevgili dostlarım, mezgit tavamızı sürüyoruz. Haydi bakalım. Ya Allah. Üstü açık. Hiçbir sıkıntı yok. Bildiğimiz fırına götürüp verdiğimiz etler yeri böyle pişecek. Tabii bu fırında daha ne tepsi kebapları ne kağıt kebapları yapacağız arkadaşlar. Ne pideler ne güveçler yapacağız Allah'ın izniyle. Şimdi bunlar pişsin, ondan sonra tavamızı alıp bu tadına bakalım. Hadi bakalım. Devam. Yaklaşık 15 dakika geçti. Fırından şimdi tepsimizi çıkartalım. Ve bakalım. Sana bak ha. Ey maşallah. Ey maşallah. Süper. Hadi bakalım. Adım aşamasında görüşürüz. Hiçbir yere ayrılmıyoruz. Mezgitlerin olayı bitti. Şöyle bir tanesini alalım. Canavar ya. Vallahi. Bak bak bak. Harika. Görüyor musun abiciğim? Üf, buram buram tereyağı kokuyor. Fırında mezgit abi. Kim sevmez bu lezzeti ya. Gene fırında ısıttığımız çıtır çıtır ekmeklerden de alalım. Şöyle. Haydi ya Allah. Şöyle üstünden ağrıyor. Dediğim gibi biraz su koyarsanız o suyunu çekene kadar dursun. Kafi. Bakın zaten görüyorsunuz. Lap diye ayrılıyor. Süper. Bismillahirrahmanirrahim. Birazcık tuz. Evet. Az bir tuz eksikmiş. Onun harici harika. Mezgit tava. Efsane. Arkadaşlarım tavsiye ederim. Süper bir lezzet oldu. Geldik yine bir videonun sonuna. Videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse arkadaşlar, lütfen videoya bir like atmayı ve halen daha abone değilseniz dostlarım, yani çok geç değil, abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle ve ümidiyle kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Hadi bay bay.